shining down on you. Let the sun wash away your tears when you're lost and alone, and the whole world is turning its back. The time is right, no shortcut and no easy ride. Your eyes are open wide enough to see the dark end. Günaydın arkadaşlar. Sabahın ilk ışıklarıyla biz Teos Marina'ya geldik. Şimdi birazdan seyir yapacağız. Bugün çok beklenen seyir testimizi yapacağız. Performans, yakıt tüketimi, bunların hepsini detaylıca inceleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Çok tatlı aydınlatmışlar burayı. Evet, denizin kahverengiliği biraz azalmış arkadaşlar. Dünkü görüntüleri göstereceğim. Yani deniz diyemezdik dünkü manzaraya. Kahverengi olmuş su deniz. Yanardağ patlamış. Yanardağ mı patlamış? Deniz kahverengi. Deniz yanardağı. Çok ilginç. Ay canına. Deniz değil, deniz yanardağı. Deniz yanardağı. Su dedi zaten, volkan dağı patlamış diye. Şu sakinliği çok seviyoruz. Buranın da demek ki bu saatleri sakin, güzel oluyormuş. Çok güzel. Kuş sesleri. Bizler. Köpekler ve kediler. Evet, denizin rengi düzelmiş arkadaşlar. Bizi buraya kadar getirdin. Teşekkür ederiz sana. Ama sana göre yemeğimiz yok bizim şu an. Bizi tekneye kadar getirdi. Çarşıdan buraya kadar bizimle yürüdü. Görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay. Şimdi seyir hazırlıklarımızı yapıyoruz. Seyre çıkmadan önce gevrek, boyoz, bunları aldık. Şöyle güzel bir kahvaltı yapacağız. Hava çok güzel ama yine de soğuk. Ama şu denizin güzelliğine bir bakın. Dümdüz gözüküyor. Hiç rüzgar yok. İnşallah uzun bir süre böyle devam eder ki demir atmadan da açıklarda gezinebilelim. Çok güzel gözüküyor. Manzara harika. Usturmaça askısı aldık. Bunları teker teker, 6 tane usturmaçamız var ama biz 4 tane aldık denemek amacıyla. Eğer beğenirsek devamını alacağız. Bunlar vardevelalara direkt asabilmek için usturmaçalarımızı. Biliyorsunuz usturmaçaların da altında şöyle bir delik daha var. Buradan geçirerek bunları vardevelalarımıza asabileceğiz. Yani seyir esnasında bu bize bir konfor sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden şimdi bu işlemi nasıl yapacağız sizinle paylaşmak istiyoruz. Evet, bu arada biz bu bardak tutucuları, bu tarz fileleri, bunların hepsini aynı şekilde Aras Deniz'den alıyoruz. Tekneyatshop.com'da hepsi var arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar uçları bozuk görüyorsunuz. Kestik halatları. Şimdi bunlar buradan devam ederler bozulmaya. O yüzden bunları hazır yemekte pişiyorken şu uçlarını yakıyoruz ki bunlar artık şey olmasın. Tekrar dağılmasın diye. Bugün ayın 28'i. Günü de pazar, cuma. Cumartesi. Şimdi bakın suya. Kahverengi, sarı, pis. Görüyor musunuz?
Evet, denizden gelen farkıyla küçük dokunuşlarımız devam ediyor. Genelde radyo dinlerken Power FM veya Joy FM'i dinliyoruz ama burada çekmediğini fark ettik. Acaba dedik antenden mi kaynaklı? Biz de oto tamircilerinde satılan şöyle basit bildiğimiz bir anten aldık. Gökhan eski anteni çıkarttı. Eski antenimiz buydu. Üreticinin sağladığı tekneye takılı olan anten buydu. Bunu çıkarttı ve bunu monte etti. Şurası çok güzel olmuş arkadaşlar. Böyle direkt kaldırıp istediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz teknenin elektrik aksamına. Bir güzellik daha yaptık. Bunu da göstermek istiyorum sizlere. Bu bizim Raymarine'in chart plotter ve balık bulucusu. Yani harita ve balık bulucu özelliği olan 9 inçlik bir ekranımız, göstergemiz. Araçlarda normalde bilirsiniz CAN-BUS diye bir özellik var. Bu CAN-BUS motor ve gösterge arasında bir haberleşme protokolü. Burada da NMA 2000 protokolü diye bir protokol var. Bu da bir haberleşme protokolü. Bunun sayesinde Gökhan bunu motorun bilgilerini buna aktarabildi. Bir bağlantı kurduk. Şu an motorum devri. Bakın devrini gösteriyor. Hızımız, yakıt tüketimimiz, trim ayarımız. Bunların hepsini artık burada da görebiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çıkış yaptık. Hava çok güzel. Birazdan yakıt tüketimi, performans testi bunların hepsini yapacağız. Güzel bir havayı kolluyorduk bunun için. Daha verimli bir sonuç alabilmek için. Bugün o güzel havadayız. Herkese iyi seyirler olsun. Bayağı soğuk. Bu arada tüm abone olan arkadaşlara içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten bizi çok mutlu ediyorsunuz. Her yeni bir abone geldiğinde biz çok seviniyoruz. Buradan desteklerini hiç eksik etmeyen, sürekli yorum yazan ve abone olan tüm arkadaşlarıma sevgiler, selamlar. Evet arkadaşlar, şimdi seyir testine başlıyoruz. Şurada şöyle göstereyim. Şu an boştayım. Şimdi ileri yol vereceğim. Bu şu an çok birinci girdiği yer az ileri yol. Yani böyle pek yavaş yol deniyor. That slow. Şimdi birazcık daha hızlanacağım. Evet, şu an 2000 devirdeyim arkadaşlar. Yakıt tüketimiz 6,7 litre. Hızımız ise 7,5 mil. Evet, şimdi hızı arttırıyorum. 2500 devire çıkacağım. Şu an 2500 devirdeyim arkadaşlar. 13 litre yakıt tüketimi, 9 mil hızımız var. Hem yandan da etrafla kolaçan edeyim. Hız yapacağım çünkü. Evet. Şimdi hızımızı 3000 devire çıkartıyorum. Şu an 3000 devirdeyiz. 10 mil 21 litre. 3500 arkadaşlar. 12, 13 mil 34 litre. Devam ediyorum. 4000 devir arkadaşlar. 42 litre. 17 mil. Devam ediyorum. Oynayarak size çekim yapmak istedik ki böylece trim ayarı da olunca bakalım ne kadar çıkabileceğiz, görelim. Bizim 1800-1900 devirler normalde en ekonomik devirlerimiz. 2300 devirdeyiz. 8 mil 9,8-10 litre.
geldi. Motor devrimiz 2750. Hızımız 10.000. 16 litre. Bir yandan trim de ayarını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3250'ye kadar çıkalım. Evet, 3250. 24 litre tüketim. Hızımız 11. Mil. Bir yandan da trim ayarı da yapıyoruz. Şimdi 3750'ye çıkalım. 3750 civarında bir devirimiz var. 16 mil 38 litre. Devam ediyoruz. 4300. Olur, 4250 devir. Hızımız 21 mil 47 litre. Evet, tam yol veriyoruz arkadaşlar. İşin güzelliği, ne kadar hızlı yaparsak yapalım bu teknede, şöyle dümeni bıraksak bile, bakın şu an dümeni tutmuyoruz. Dümeni bıraksak bile tekne ne sancak ne iskele kaymıyor. Çok dengeli bir tekne. Biz hayran kaldık. Bizi çok şaşırttı bu tekne. Çok memnunuz arkadaşlar. Çok memnunuz. Evet, şu an 5100. Devirimiz 28 oldu. 28 mile çıktı. Yine dalgalı bir gündeyiz. O yüzden o da bizim tabii ki etkiliyor hızımızı, ama en fazla 28 mile kadar çıktık. 5100 deviri gördük. Trim ayarı da yapınca 5000 devirin ve üzerine birazcık çıkabilmiş olduk. Çok güzel bir seyir konforu var. Şimdi bir balıkçı arkadaşımız var. O da Sığacık'ta, Sığacık Limanı'nda. Volkan Kaptan. Şimdi onun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Bir Volkan Kaptan'la sizi de tanıştırayım. Arkadaşlar, Volkan Kaptan'ın teknesine yanaştık. Bir şeyler verip alacaktık birbirimize ama o atladı tekneyi. Geldi. Dümene de geçti. Ya şimdi ben çapa atmayacaktım da müşterilerden birkaç şey yaptım. İlla çapa alın dedim, bir çapa. Volkan Kaptan bizi tekneyi çok sevdi. Yalnız kaldı müşterileri. Hepsi de şaşkın kaldılar öyle. Arkadaşlar bakın, şimdi biz Volkan Kaptan'ın teknesine bağlandık. Bize halat attı. Şöyle önden göstereyim. Şuradan göstereyim. Bize halat attı arkadaşlar. Şimdi onun halatla onun tekneye bağlandık. Demir atmamıza gerek kalmadı. Sağ olsun o demiri atmış. Biz de ondan sayesinde akmıyoruz. Evet, ilk seyrimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi marinaya geri girmek üzereyiz. Bakın Teos Marina sancağımızda kaldı. Şimdi marinanın girişindeyiz. Kayıkçı amcamız sabahtan beri var. Ne güzel valla. Maşallah. Evet, şimdi giriş yapacağız. Evet, şu an Sığacık Kalesi'ni görüyoruz. Çok güzel. Bakın arkadaşlar, ağaç öbekleri var denizin ortasında. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor bizim şu an. Çünkü motora takılsın, motorumuzun içine pislik kaçsın istemeyiz. Çok var burada. Evet. Geldik. Arkadaş geldi. Burada ciddi bir akıntı oluyor. O yüzden tornistan vererek başkarmane gibi bir manevra yapmış oluyoruz. Ondan sonra ileri tekrar yol veriyoruz. Şu akıntıdan öyle kurtuluyoruz arkadaşlar. Yoksa akıntı bayağı tekneleri atıyor. Tüm izleyenleri saygıyla selamlıyorum.
Gelen istekler üzerine seyir testine ait verilerin incelenmesini bugün ben seslendireceğim. Öncelikle testler esnasında kullandığımız kısaltmalardan ve terimlerden bahsetmek istiyorum. Motor devrini ve yakıt tüketimini günlük hayatımızda sıkça kullandığımız için hepimiz çok iyi biliyoruz. Amatör denizcilikte hız çoğu zaman iki farklı şekilde ifade ediliyor. Birinci yöntemde 1 saatte kat edilen mil veya karasal mil kullanılırken, ikinci yöntemde ise 1 saatte kat edilen deniz mili, özel ismiyle knot kullanılmaktadır. Knot sözcüğü İngilizce'de düğüm anlamına gelir. Bu sözcüğün kullanılmasının nedeni 17. yüzyılda gemi hızlarının denize sarkıtılan halatların üzerlerine belli aralıklarla atılmış düğümlerin sayılmasıyla ölçülmesi. Çoğu zaman bu iki değerin birbirine eşit olduğu düşünülür fakat deniz mili kara miline göre yaklaşık %15 daha fazladır. Bu sebeple bir hız mil ile ifade ediliyorsa knot'a kıyasla %15 fazla bir sayı ile ifade edilmektedir. Şimdi seyir testimizde elde ettiğimiz verileri işlediğimiz tablomuzu inceleyelim. Motor devrini 250 devir arttırarak bu yaklaşık değerleri elde etmeye çalıştık. Fakat bu değerlerin teknenin yükü, hava şartları gibi nedenler ile değişiklik gösterebileceğini unutmayalım. Motor devrini mil ve knot cinsinden hızımızı ve litre cinsinden yakıt tüketimimizi ilk 4 kolonda görmekteyiz. Bu verileri daha iyi okuyabilmek için veri görselleştirme yöntemini izleyelim ve verileri sütun grafiği üzerinde inceleyelim. Mavi kolonlar yakıt tüketimini gösterirken turuncu ve gri kolonlar ise mil ve knot cinsinden hızımızı göstermektedir. Düşük devirlerde bir deniz mili yol kat edebilmek için yaklaşık 1 litre yakıt harcarken daha yüksek devirlere çıktığımızda bir deniz mili yol için yaklaşık 2,5 litrelerde yakıt harcadığımızı görüyoruz. Yüksek devirlere çıkıldığında teknemiz 26 knot yaklaşık 30 mil hızlara çıkabilirken yakıt tüketiminin de 60 litrelerin üstüne çıktığı gözlemlenebiliyor. Tekrar tablomuza dönelim. E kolonunda bir deniz mili mesafe için harcanan yakıt bilgisi izlenebilir. Yüksek devirleri tercih ediyorsak da 4500 devirin daha verimli olduğunu söyleyebilirim. F ve G kolonunda ise 12 mil mesafedeki bir hedefe nasıl ulaşabildiğimize bir bakalım. Düşük devirlerde 12 litre benzin harcayarak 2 saatte vardığımız bir hedefe, daha yüksek devirlerde yaklaşık 30 litre benzin harcayarak yarım saatte varabildiğimizi de görebiliyoruz. Tabi denizde zaman ve ekonomi kıyaslaması önemlidir fakat en önemlisi güvenli bir şekilde hedefe varmaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sailor in, ain't got no cigarettes, but trailer of.